Sayın Şefik Dinç, kitabınızda Türk hükümetinin bu deniz seferine izin vermemesi gerektiğini ifade ediyorsunuz. Neden? Ya şimdi bilindiği gibi yani İsrail daha önceden bir resmi ağızlardan açıklamaları olmuştu. Biz bu gemilerin Gazze'ye girişine izin vermeyeceğiz. Yani bunu defalarca kez İsrail'in söylemesine rağmen bu gemilerin Gazze'ye ulaşabileceğine inanmıyordum. Yalnız böyle bir şey olmadı. Bu nedenle de bu gemiler o şekilde Türkiye'den çıkmamalıydı. Neden Buyurun. İsrail Silahlı Kuvvetleri askerlerinin sadece kendilerinin veya arkadaşlarının hayatlarının tehlikede olduğunu anladıkları anda ateş etmeye başladıklarını düşündünüz? Şimdi operasyon sırasında gemideydim tabii. Askerler ilk gelişine helikopterden inerlerken ateş ederek inmediler. Bunu gördüm. Ancak sonrasında askerlere müdahale olunca sonraki gelen inmeye hazırlanan askerler daha sonra ateş açtılar. Gemiye doğru yukarıda bulunan askere müdahale eden kişilere ateş açtılar. Bıçaklar ve demir çubuklar ile saldırdıklarına şahit oldunuz mu? Bıçak görmedim doğrusu. Yani ben o şekilde hani bıçak gördüm falan diyemem ama demir çubukları gördük. Peki kitabınızda İsrail askerlerinin bazı insanlık hareketlerinden söz ediyorsunuz. Sıkan kelepçelerin çıkartılması gibi. Bazı yolcuların kelepçeleri çözüldü. Özellikle mesela kadınların, yaşlıların, bu tip kişilerin aşırı derecede tepki göstermeyen kişilerin plastik kelepçeleri çözüldü. Havalimanındaki polis memuru konusuna gelince buradan tekrar kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok iyi derecede Türkçe konuşuyordu. Ben de yanlıştım yanına sohbet ettik. Sen İstanbul'dan İsrail'e geldiğini söyledi. Bu arada işte ailem biliyor mu, haberi var mı bırakıldığının falan. Yok dedim. Cep telefonunu çıkardı verdi bana. Ben de ailemi aradım, haber verdim. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Dinç, kitabınız dengeli ve çok daha az tek taraflıdır. Türk hükümetinin bunu sevmeyeceğini ve sizin ve kitabınızın eleştiri hedefi olabileceğinden endişe etmiyor musunuz? Ya tabii kitabı yazarken hani bir şekilde gerek İsrail gerek Türk hükümeti veya gerekse İHA'dan hoşnutsuz olabilecek kişilerin olabileceğini düşündüm. Peki efendim, çok teşekkürler. Dürüst gazetecilik yapmaya devam edin lütfen. Oldu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere inşallah. Sağ olun.